Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm Kur'an ve Fıtrat grubu takipçilerine, Facebook grubu takipçilerine yayına hoş geldiniz diyoruz. Tüm Kur'an gönüllülerine, davası Kur'an olanlara, Kur'an'ı anlama çabası olanlara, anlayarak okumak isteyip de bu konu üzerinde çaba gösterenlere yayınımıza hoş geldiniz diyoruz ve onları tabii ki teşvik ediyoruz. Kur'an'ı anlayarak okumak her zaman insanı hakikati görmeye ulaştırır diye düşünüyoruz. Programlarımızın genel amacı da bu olduğu için bunları hep gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz bağımlılık üzerine olacak. Hepimizin bildiği gibi öncelikle bugünkü canlı yayınımızla alakalı şöyle bir giriş yapayım. Bugün 8 Kasım 2022 Salı akşamı hep birlikte Allah-u Teala bize tekrardan birlikte olmayı nasip ettiği için Allah'a şükrediyoruz. Bağımlılık üzerine çok önemli bir konu olduğu için bununla alakalı birkaç program yapmayı düşünüyoruz. Asiye Hocam'ın bu konuyla alakalı geçmişte yapmış olduğu büyük çalışmalar var. Hem Almanya'da olsun hem Türkiye'de olsun yazmış olduğu birçok makaleler var. Bunlarla alakalı daha önce çok konuştuk kendisiyle ve bu konu üzerine de giriş yapmamız gerektiğini düşündük. Hepimizin bildiği gibi hem Türkiye'de hem dünyada madde bağımlılığı olsun, teknoloji bağımlılığı olsun, sosyal medya bağımlılığı olsun, bilgisayar oyunları bağımlılığı olsun, kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, yani bunu çok yönlü olarak işlemeyi düşünüyoruz ve dünyada da çok artan bir potansiyeli var. Hem Türkiye'de hem dünyada ve insana da hem fiziksel hem psikolojik olarak son derece negatif olarak etkileyen, hayatını mahveden bir bataklık olduğunu düşünüyoruz ve bunun da zaten başlık olarak da bağımlılık bataklığı olarak attık. Bugünkü işleyeceğimiz konu olarak bugün sadece ilk etapta bağımlılık nedir üzerinden bağlılık ve bağımlılığı ayırıp bunlar üzerine konuşacağız. İkisi arasındaki değişiklikler nelerdir ve bu konunun inanç üzerinde ki etkileri inançla alakalı olarak inanç sahibi insanlar da bağımlı olabilir mi? Kur'an'ın bu konuya bakış açısı var mıdır? Bunlara girmeye çalışacağız. Ailevi açıdan etkileri nelerdir? Aileyle ilgisi nedir? Bağımlılıklar olduğu zaman ailelerde ne tür problemler yaşanır? Bu konulara değinmeye çalışacağız. Daha sonra da inşallah bu konuyla alakalı uzman bir konuk arkadaşımız da önümüzdeki haftadan itibaren alarak bağımlılık konusunu daha ayrıntılı olarak masaya yatırmayı düşünüyoruz inşallah. Asiye Hocam'a hoş geldiniz diyorum Asiye Hocam. Nasılsınız? İyisiniz? Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş bulduk Fatih kardeşim. Sen de hoş geldin. Hocam uzun... Buyurun. Uzun bir zamanda. Evet. Biz Türkiye'de buluştuk. Bu güzelliği yaşadık elhamdülillah. Kanada, Almanya ve Türkiye'nin bir buluşma programı yapmıştık. Elhamdülillah. Buluşturan Rabbime hamdolsun. Evet hocam, yaklaşık bir ay önce Türkiye'de Bursa'da buluşmak nasip oldu. Ben de Türkiye'yi ziyaret etmiştim. Orada Neriman Koparan hocamızla birlikte, sizinle birlikte bir buluşma gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu. Yüz yüze de görüşmüş olduk, danışmış olduk. Hep buradan online görüşüyorduk. Hocam çok da memnun oldum. Şimdi hocam orada da bir takım çalışmalarımız oldu. Şimdi bugünkü konumuza da dönecek olursak bağımlılıkla alakalı sizin daha önceki yapmış olduğunuz çalışmalarınız var. Yani belki isterseniz çok kısa değinmek ister misiniz daha önceki geçmişle alakalı yapmış olduğunuz çalışmalar? Hani bu aklımda yoktu. Şimdi bunu sormak istiyorum çünkü bu konuyla ilgili var sizin yapmış olduğunuz çalışmalar. Sonra da hemen kısa bir deyimden sonra bağlılık ve bağımlılık nedir? Bunun üzerine bir giriş yapalım isterseniz hocam. Buyurun, teşekkür ediyorum. Razı olsun. Bağımlılık gerçekten bizim en büyük bir hastalığımız ve üstüne örtbas ettiğimiz bir konu. Biz bu korona döneminde, pandemi döneminde 2 yıl boyunca, geçirdiğimiz 2 sene boyunca çok güzel programlar yaptık. 3 dernek olarak. Bir İstanbul'da Boğaziçi Psikoterapi Derneği ile ve Antalya'da Aybudar, Ayık Yaşam'da Buluşalım Derneği ile birlikte çok güzel programlar organize ettik. Kamplar da organize ettik. Tabii ben burada Müslüm Şefami'nin bir dokuşete, yani Türkçe Yetiştirme Müslüman Aile Eğitim Kurulu'nun başkanı olarak ve aile danışmanı olarak bana gelen birçok danışanlarıma cevap veremez duruma geldim. Çünkü bağımlılık gerçekten ekstra bir alan ve uzmanlık gerektiren bir alan.
Bu 2 dönem boyunca yaptığımız çalışmalarda uzmanlık elde ettim mi? Tabii ki elde etmedim. Bu ayrıca altyapısı işlenecek, altı dolu olacak ve çok değerli hocalarımızdan da destek alarak yaptığımız mesela bir aile kampı yaptık. Her hafta hemen hemen düzenli programlar yaptık. Özellikle bağımlı olan kardeşlerimizi davet ettik bu çalışmalarda. Tabii bu çalışmada Fatih Kıncarslan, benim aynı zamanda mentorum, Allah ondan razı olsun. Devamlı aile danışmanlığında benim hocalarımdan, bu alanda da çok uzman bir hocamız. İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde çok güzel çalışmalar olan, hatta burada Almanya'da sık gelen bir hocamız. Hocamızla burada yaptığımız panellerimiz oldu, çalışmalarımız oldu, kaç sefer yani düzenli ders programlarımız oldu Fatih Hocam'la. Aybudar Derneği'nden de Yavuz Bey var, Seyit Hanım var, Zeyt Bey var. Yani bu arkadaşlar, kardeşler eski bağımlılar. Yani şu anda mesela Yavuz Bey 19 yıldır bir bağımlılık, 8 yıldır mesela Seyit Hanım eski bir bağımlılık yani, ama uyanık olmayı tercih etmiş, uyanık olmak için büyük bir fedakarlık içine girmiş. Yani bir bağımlılık bir esarettir. Bunu esaretin farkına vardıktan sonra, o birçok kayıplar yaşadıktan sonra hayatın içine tutunabilmek amaçlı yaptıkları o güzel projelerini, güzel çalışmalarını, gençleri de kurtarabilmek endeksli. Hatta Yavuz Bey'e Yavuz Baba diyorlar. Buradan da Yavuz Bey'e de selam gönderiyorum. İnşallah onu da davet ederiz. Ya da Seyide Hanım'ı, ya da Zeyt Bey'i, ya da tabii muhakkak Fatih Hocam'ı inşallah davet edip bu ortamda onu da anlattırırız. Çünkü bu uzmanlık alanı isteyen bir şey. Tabii ben bu noktada çok bilgiler edindim değerli hocalarımdan. Çok güzel, çok faydalandım. Yani devamlı bu çalışmayı yaptık. Buradaki değerli hocalarımız da vardı. Almanya çapında çalışma yapan. Hatta bu büyük bir proje, 450 saatlik bir proje yapmaya da çalıştık. Yani üniversite çapında bir güzel bir üniversite hocalarının da içinde oldu, ama bir türlü bunu gerçekleştiremedik. Yani bunun için de yeterli sayıyı bulamadık. Yani bu bir uzman derecesine kadar ulaşacak bir altyapının verileceği güzel bir 450 saatlik bir eğitim programı organize ettik. Tabii inşallah bunu yapabilecek altyapısı oturmuş, oluşmuş bir çalışma. Demek ki yani Araya, çok kısa araya gireceğim hocam. Şimdi Yavuz Bey'den Seyide Hanım'dan bahsettiniz. Şimdi ben burada bu çok önemli bir şey. Bir kendileri yıllarca bu bir takım madde bağımlılığı olabilir, farklı bağımlılıklara sahip olup da bağımlılığı yenmiş insanlardan kendi yapmış olduğu, yaşamış olduklarını dinlemek ben işin yani en önemli kısmı olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü bunlar bu tedavileri alarak, bu problemleri yaşayarak belki de birçok şeyden hayatta hayatları berbat olmuş vaziyetten kendilerini tedavilerde pozitif bir şekilde cevap verip çabalayaraktan bu bataklıktan kurtulanları görmek, tanışmak gerçekten gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu kurtulamayıp da intihara giden veya fiziksel anlamda hastalıklar yaşayan çok insanlar olduğunu da görüyoruz. Hayatları berbat olan insanlar olduğunu da çok görüyoruz. Hala devam eden birçok psikolojik bunalımlara girip de kurtulamayan her türlü bağımlılık konusunda şimdi bunların da birçok çeşidi var bağımlılığın. Teknoloji bağımlılığından tutup da sigara, alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığına kadar çok ağır sonuçları olan çok ciddi bir mesele ve günümüzde de çok yaygın olduğu için bununla mücadele edip de bunu yenen ve üzerine de bunun üzerine nasıl bu mücadele yapılması ile ilgili yardımcı olmaya çalışan gönüllü arkadaşları tabii ki tebrik ediyoruz. Benim yani burada bunlara büyük bir bunları almak konu almak büyük bir gereksinim olur diye düşünüyorum önümüzdeki programlarda. Tabii nasip olursa. İnşallah. Onu kesinlikle yapalım. Yani o da bir örnek olması açısından gerçekten çok önemli. Yani bağımlılık dediğimiz olay bir madde, özellikle madde bağımlılığı var desek, yani aileyi çökerten birçok konular var. Kumar bağımlılığı, içki bağımlılığı, madde bağımlılığı. Ya zaten bağımlılığın her türlüsü kötüdür. Her türlüsü bir teknoloji bağımlılığı. Yani her neresinden dokunursak biz ve bağımlılığın bir noktasında biz kendimizi de bulabiliriz yani.
Şu anda mesela sigara içenlerin hiçbiri kendisini bağımlı olarak tanımazlar ama en büyük bağımlılık aslında sigaradır. Sigara da bir bağımlılıktır. Beyni uyuşturan her şey bir bağımlılığın içine girer. Bu durumları yaşayan kişiler gerçekten o kadar, özellikle aileler ilk bunu duyduğu zaman o kadar çöküntü yaşarlar ki. Hani bu çöküntünün yaşanması, yani öncelikle aile ilk başta bir dibe çöker yani. Öncelikle annedir, anne, babadır. Yani nasıl sen bunu bize yapabilirsin? Yani bize bunu nasıl layık görebilirsin? Yani bu konu üzerine inşallah daha derin değineceğim. Ailenin üzerindeki etkileri üzerine hazırlıklarıma sesim hocam. Yani bu asıl bağımlılıkla mücadelede aslında yakınındakilerin daha çok yardıma ihtiyaçları vardır. Yani o bağımlı yakınlarının daha fazla yardıma ihtiyacı vardır. Ama bir ümit olur. Yavuz Beyler, Seyyideciğim bir ümittir. Zeyt bir ümittir ve birçok arkadaşlar vardır. Hatta bu çalışmanın içinde öyle güzelliklerle karşı karşıya kaldık ki Fatih Bey. Bu çalışmadan güçlenerek çıkan bir anne vardır. O da bir uzmanlaşmıştır bu olayın içinde. Ve annelere destek maksatlı. O da alandadır ve neler yaşadığını, neler yaşayacaklarını ve neler yapmaları gerektiği hususunda yetiştirir. Biz bu çalışmaları o arkadaşımızdan da aldık. Yani bağımlılık alanında bütün çalışmaları tek tek masaya yatırmaya çalıştık. Yeme bağımlılığı var, yani alışveriş bağımlılığı var. Düşündüğünüz zaman cinsel bir bağımlılık var, hastalıklar boyutunda. Yani biz bağımlı olabileceğimiz düşündüğümüz her konuyu her hafta değişik değişik uzmanlardan yardım alarak tek tek işlemeye çalıştık bu pandemi döneminde. Yani iki konu bizim ağırlıklı alanımızdı bu 2 sene boyunca. Her hafta, hemen hemen her hafta biz böyle Zoom programında herkesin de kendini açabileceği, soru sorabileceği bir ortam oluşturarak, hatta hazırlanırken videolara baktım. Ne kadar da güzel videolar çekmişiz. Yani bu videoları da YouTube kanalına koyduk diye biliyorum. İnşallah koymuşuzdur. Arkamızı toplayan birisinin olması lazım bu şekilde o videoları da yansıtabilecek. Aslında yani bu bağımlılık gerçekten bir esarettir. Yani mücadele etmek gerçekten çok kolay bir unsur değildir. Biz öyle bir toplumun içinde yaşıyoruz ki şu anda yozlaşmanın yaşandığı bir toplum var. Ahlaki kuralların oturmadığı bir toplum. Yani kurallar yok. Hani önceden bir mahalle baskısı vardı. Anne baba söylemi vardı. İşte bir köy ortamı ya da bir apartman ortamı, işte bir babaanne, bir dede ya da teyze, amca, hala. Yani benim zamanımda, bizim yetiştiğimiz zamanlarda bunlar biraz daha nispeten ortadaydı. Ama şu anda bizim çocuklarımız kariyer ya da okul okumak için başka illeri tercih ettiler ki bu da artık kaçınılmaz bir gerçek oldu. Ve ya da başka ülkeleri şu anda benim size de muhakkak başvuruyorlardı. Bana da her zaman gelen mesajlardan birisi, işte Erasmus'u kazandım, acaba bana yardımcı olabilir misiniz diye babalardan, annelerden ya da gençlerden böyle bir teklif nasıl yapabilirim? Nerede konaklayabilirim? Yani o kadar isterim ki bir konaklama yerimiz olsa, onları böyle sahiplenebilsek. Tecrübe edinmeleri gerçekten çok güzel bir şey. Bir yurt dışında ya da kendi doğduğu evin dışında öyle bir tecrübelerin edinmesi gerçekten çok güzel. Ama öyle bir dünyanın içindeyiz ki kurtların hakim olduğu, kuzulara hiç baş, yani kuzu gibi evden ayrılmış masum yavrucaklara böyle birden kaptığı, kız olmuş erkek olmuş fark etmez. Ha, benim erkek oğlum var, ona hiçbir şey olmaz gibi bir olay yok. Yani erkekler de şu anda kurtların altında. O çocuklar da zamanla o kurtların içinde durup durup kurtlaşabiliyorlar. Yani öyle bir handikapın içine girebiliyoruz. Ve öyle bir tecrübe ki, yani o tecrübe bizim hayatımızı karartabiliyor. Yani benim elime düşen gençlere bunu muhakkak söylüyorum. Bak yavrum, tecrübe edinmek gerçekten çok güzel. Daha dün konuştum mesela bir gençle. Yani tecrübe edinmen gerçekten çok güzel. Ama bazen bazı tecrübeler insanın hayatını, ki ben her zaman bu olaylarla karşı karşıya kalıyorum. Evlilik öncesinde yaşanan olumsuzluklar, yaşanan aşk, duygunun akabinde verdiği
yalnızlığın verdiği ve hiç kimsenin beni tanımıyor, görmüyor, bilmiyor noktasında ne kadar ahlaki yapılanma hakim olmuş olsa da baskın bir algı var o ortamda. Sen onlar gibi olmadığın müddetçe itiliyorsun. Mesela neden insan bu böyle bir ortamın içine geldi? Bunu tek tek inşallah masaya yatıracak. Neden içkinin ya da kumarın ya da böyle bir maddenin kurbanı olur ve her bu şekilde kullanan bir kere kullanacağım. Daha, yani ben irademe sahip çıkabilirim, yapabilirim noktasında ama hiç de öyle göründüğü gibi basit olmuyor. Bir şeyin içine girdiği zaman taviz, tavizi, taviz, tavizi derken o bir dediğin şeyin arkasında tekrar daha geri dönemiyorsun. Biz bu çalışmayı yaparken çok sevdiğimiz aile dostlarımızın bile çocuklarının, arkadaşlarımızın, çevremizdeki o kadar yani zor durumda olanlara şahit olduk yani böyle yani artık mıknatıs gibi onları çekiyorsun çekim gücüyle. O kadar hani daha bana yardım edebilir misin noktasında. Ama benim hani bunu yaptıktan sonra çevrenin ne kadar daha büyük bir vehamet içinde olduğunu ki bunun hani Avrupa bir nebze daha diplerde. Ama Türkiye'de çok böyle yüzü ak değil yani bu noktada. Yani her ne kadar böyle bir hakim bir kültür varmış gibi gözükse de artık dünyaya Avrupa kültürü hakim. Yani dünyanın her tarafında. Yani o şeytani sistem diyorum artık ben buna. O şeytani sistem şu anda cep telefonu elimizde ve artık gecemiz de gündüzümüz de fark etmiyor. Biz artık dünyayla içli dışıyız. Hani köyde oturmuşum ya da şehirde oturmuşum hiç fark etmiyor. Köyün içinde oturmuş olsan da artık sen bir köylü gibi düşünemiyorsun. Yani böyle bu o sınırların içinde düşünemiyorsun. Ta dünyanın öbür tarafındaki yaşanan olaylara birden şahit olarak ben de onun gibi olmalıyım noktasında artık içinde bulunduğun ortamı beğenmeme durumuna düşüyorsun. Ve hep böyle o kanaatsızlık oluşuyor. Hep daha fazlasını isteme, isteme, isteme. Evet Aslında hocam, şimdi hocam çok kısa araya gireceğim. Güzel şeylerden bahsettiniz. Şimdi bir girizgah olarak bu konularla alakalı yaşanan tecrübeleri konuşmuş olduk. Yani bir de şöyle bir şey var hocam. Bu hem yurt dışına çıkma, bu gençlerde de yaşanan, aynı zamanda orta yaşlı insanlarda da yaşanan bir takım problemler var bu bağımlılıkla alakalı olarak. Zaten gençlerde başlayıp yıllarca süren, ömrü alan götüren bir takım problemler yaşanıyor. Şimdi hocam mesela burada da yurt dışında dedik, yani çok problem çok büyük. Madde bağımlılığı yurt dışında çok yaygın bir olay. Yani Kanada'da, Amerika'da da çok yaygın gençler arasında. Ve hatta Avrupa'da işte bu Marijuana denen bir şey var. Bağımlılık yapıp yapmadığı tartışmalı bir konu. O serbestleştirildi mesela. Kanada'da da serbestleştirildi. Bu Amsterdam'da başlamıştı. Yani onu kullanmak serbest aslında. Yani bu bile bence yanlış bir karar, ama tabii yani insanların kendi tercihine bırakılan durumlar da oluyor. Yani yurt dışında bir takım şeyler, özgürlükler üst seviyede olunca. Şimdi hocam ülkemizde de bu konularda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Mesela biz Türkiye'ye gittiğimde çok kısa bir anımdan bahsetmek istiyorum. Bu hemen bir ay önceki Türkiye'ye gittiğimizde. Yani sigara içim oranı o kadar artmış ki, yani ben öyle hissettim. Şimdi her 3 yılda bir, 2-3 yılda bir Türkiye'ye gitmeyi, ziyaret etmeyi şansı buluyorum. Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. Görüyoruz, gözlem yapıyoruz çevremizde. Yani bu gidişimde açık havada bile, mesela 10-15 kişilik kalabalık bir ortama girdiğimizde, 20-30-40 kişilik veya bir çarşı pazar ortamı vesaire, açık havada bile nefes alamaz duruma geldik. Yani sigara, o kadar kişi, çok kişi sigara aynı anda içtiği anda bir duman altı ortamı oluyor ve bu açık havada ben bunu yaşadım. Şimdi bunlar tabii maalesef ülkede ne, yani birçok mesela sigara bağımlılığını ayrıyetten işleyeceğiz inşallah. Belki alkol ve madde bağımlılığının arası içinde bir işlenecek bir konu, ama mesela Türkiye'de içilen sigaranın mesela ben çok aşırı arttığını düşünüyorum. Hani diğer belki madde bağımlılıkları, alkol bağımlılığı vesaire, onlar o seviyelerde de Türkiye'de gündem olabilecek seviyede artmış durumda olabilir, ama yani bence sigaranın sürekli gündem yapılması ve hayata olan zararlarını herkes bildiği halde ve açık havada bile insan, sigara içmeyenler ciddi anlamda, ben öksürmek zorunda kaldım. Yani çok ciddi yani rahatsız hissettim kendimi. Düşünün ki normal açık havada yürüyoruz, bir kalabalık bir ortamda yürüyoruz. Bunların olmaması gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki buradan önerilerimiz de olacak. Hani her açık havada sigara içilmesi serbest bırakılmalı mı, bırakılmamalı mı vesaire, bu da tartışma konusu. Hani belki buradan bir takım önerilerimiz de olabilir. Ama mesela yani Türkiye'de de bu ciddi bir gündem.
Ve insanlar bu sigarayı bırakamıyor. Yani çok küçük yaşta insanlar bile, kardeşlerimiz bile sigara elinde sürekli paket, bir taneyi yakıyor, bir tane daha yakıyor. Böyle gözümüzün önünde bunlar maalesef oldu, gördük. Yurt dışında sigara içme olayı biraz daha düşük görüyorum Kanada'da ben ama. Ama burada da işte alkol var, işte daha madde bağımlılığı var, işte cinsel bağımlı olanlar var vesaire. Başka bir türlü birçok elektronik teknoloji, işte bilgisayar oyunu bağımlılığı, işte sosyal medya bağımlılığı vesaire, alışveriş çılgınlığı bağımlılığı vesaire. Burada da çok yaygın, yurt dışında da çok yaygın. Şimdi hocam bunları biraz konuşmuş olduk, girizgah yapmış olduk. Kısaca bunların tanımından girerekten konumuza girmiş olalım isterseniz. Bağlılık nedir, bağımlılık nedir? Bunların arasında ne tür farklar vardır? Buradan devam edelim mi hocam? Olur. Şimdi o zaman ben her zaman şunu ortaya koyuyorum, koymak isterim. Hayatımızı ikinci şansı yok. Bir şansımız var. Yani şu anda bir canlı yayına girdik, bu konuyu anlatacağız. Rabbim dilimize en güzel şekilde döksün ki dinleyen kardeşlerimizin yüreğinde yer etsin. Bizim de yüreğimizde yer etsin. Konuşan kişiler olarak biz kendimizi koruyalım, herkes de korusun. Demek ki korunmak amaçlı bizim kesinlikle yaklaşmamız gereken olgular var hayatımızda. İçine girdiğimiz zaman bizi sıkıntıya sokan olgular. Rahman bunları haramlar olarak nitelendirir. Yani helaller ve haramlar çizgisinde. Ben ilk etapta şunu dile getirmek isterim. Bağımlılık dediğimiz bir şey, hani bir şeye bağımlısın. O olmadığı zaman nefes alamıyorsun. Bir hastalıktır. Dedi ki esarettir. Zincirlerle seni prangaya vurmaktır. Ayaklarını bağlayan bir şeydir. Yani sigara içmediğin zaman nefes böyle elin ayağın titrer. Ya da içki içmediğin zaman böyle kötü olursun. Yani bir eroin bağımlısıysa ya da bir madde bağımlısıysa ya da bir kumar bağımlısıysa bunlar ne yapar? İnsanı yapmadığı zaman sıkıntıya sokan, evde rahat hareket ettirtemeyen bir olgudur. Allah bunları bize yasaklar. Yasaklar. Yani bunu söylerken mesela ben Lokman suresinin 22. ayetini hatırlatmak istiyorum. Yani ilk etapta bizler önceliğimizi ve önemli olan tarafımızı çok iyi bilmemiz lazım. Yani hayatta bağımlılık tehlikeli ve kötüyse o bağımlılığı götürecek olan şeylerden kurtulabilmek için bizim bağlı olduğumuz yerlerimizin olması lazım. Yani hayatta bir fırtınalı bir deniz diye düşünürsek bu fırtınalardan sığınacak bir limanımızın olması lazım bizim. Yani o fırtına bir limanı oluşturabilmemiz lazım bizim. O fırtınalardan sığınabileceğimiz bir limanımızın. Eğer biz seçimimizi, önceliğimizi bizi yaratan üzerinden hani o vahiy okuyarak yani tabii biz mümin olarak, Müslüman olarak olayın içine giriyoruz, bakıyoruz. Hani biz burada nasıl bir Müslüman duruşu sergileyebiliriz noktasında. Tabii ki biz Allah'ı seçtik. Din olarak İslam'ı seçen kişiler olarak bizim bakacağımız bir başucu kitabımız var. Başucu kitabımızda Allah bu konu hakkında ne diyor? Tabii ki bunu da bakmamız gerekiyor. Nedir ki? Ne değildir ki? Helaller ve haramlar noktasında, bizi kısıtlayanlar noktasında. Ama bakın burada bağlı olduğumuz yeri tam net oturtmamız lazım. Biz nereye bağlıyız? Mesela bir musibetle karşılaştığı zaman müminler ne der diyor? Müminler ne der? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz. Bak burada bir bağlılık, bağlı olduğun yeri ifade ediyorsun. Ait olduğun yeri ifade ediyorsun. Biz bunun farkındalığını yaşamıyor edilsek ait olduğumuz yere göre hareket etmeyiz. Ait olduğun yer neresi? Yani bu aile, bu ailenin bir kurulu vardır, bir yapısı vardır. O ailenin içinde kalmayı istiyorsan o kurallara uymak zorundasın. Uymalısın. Ya da ise ailenin dışına, aşiretin dışına ya da kabilenin dışına ya da ne bileyim ya da ülkenin dışına, kuralların dışına çıkarsın. Mesela Türkiye ya da Almanya ya da Kanada. Bu Almanya'da ya da Kanada'da yaşıyorsan burada bir kurallar var. Kuralların uygulamazsan o zaman dışarıya atılmak zorunda kalırsın, atılırsın. Ne yapar? Hakim güçler seni atar. Bu böyledir yani. Ait olduğun yeri çok iyi bilmek lazım. Ait olduğumuz yerle alakalı sorunlarımız olursa sıkıntılar başlar. O ait olduğumuz yerdeki o sıkıntılar bizi başlayınca biz o sıkıntıları örtmek için sebeplere sarılırız. Ya da örteriz. Örteriz. Aklımızın üzerine örteriz. Yani biz ait olduğumuz yeri bileceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
oraya gideceğimizi, döneceğimizin de farkındalığıyla kendi hayatımıza şekil düzen vereceğiz. Neden Rahman Lokman Suresi 22. ayetinde söz bile? Kim güzel davranarak kendini Allah'a tam teslim ederse en sağlam kulpa yapılmış olur. Her işin sonu Allah'a varır. Yani bu nedir? İnsanın ait olduğu yere doğru gidişte bir teslimiyet şuuruyla, Allah'a karşı güvenerek teslimiyet şuuruyla ilerlemiş olması. Şimdi bizler Allah'a güvenerek teslim etmiş olsak kendimizi, o zaman Allah bizim hayatımızı tanzim edecek. Neyi haram kıldıysa, ki kıldıkları var çok net, çok fazla değil. Yani helaller sayılmaz, haramlar sayılır. İkidir, üçtür. Yemede ikidir, üçtür. Gezmede böyledir. Ya da işte içmede böyledir. Hareketlerde hep haramlar sayılır yani. Buna yapma, buna da yaklaşma. Zina ne çirkin şeydir der Allah'a. Ona sakın yaklaşmayın der. Bakın nasıl yasak olan şeye bakmayın der. Bak ne kadar yani böyle kısa kısa şeyler. Yani helal dairesi o kadar geniş ki o birkaç şeye dikkat ettiğin zaman ne yaparsın? Sen korunanlardan olursun. Nitekim kumar yani bu şey hakkında kafayı örten olgulardır kumar. Yani bağımlılık yapan şeyler. Yani bir şey eğer bizim hayatımıza çok etkin ve onsuz yapamıyorsak o zaman ne yapar? Bizim aklımızın üzeri örtülüdür. Yani biz bunu bir ya teknoloji bağımlılığı veyahut da madde bağımlılığı gibi böyle hani görünmeyen şeyler üzerinde eklerken sadece o da değildir. Mesela eşler arasında da bağımlılık vardır. Kocasına bağımlı bir kadın. Anne babasına bağımlı bir kadın. Karısına bağımlı bir erkek. Anne babasına bağımlı bir erkek. Çocuğuna bağımlı bir kadın. Erkek. Yani bak buna bağımlılık. Bağımlılığın hepsi kötüdür. Hepsi esarettir. Çocuğunun kölesi olur. Anne babasının kölesi olur. Kocasının karısının kölesi olur. Ve köle olan bir insan mantıklı, yani hareketleri sınırlıdır. Onu o kölesi olduğu kişiyi üzmemek için artık sınırlarını onun çevresinde çizmiştir. Halbuki Rahman bizi köle olalım diye değil. Yani birçok kölelikten kurtarıp hakka köleliği, yani köle değil mi? Hakka kulluğu getiren bir sistemdir İslam. Kulluk vardır burada. Ve bu kulluğun içinde irade vardır. Bakın irade vardır. Sen isteyerek gidersin ona. İradenle gidersin. Ama bağımlılıkta irade yoktur. Çünkü aklın üstü örtülüdür. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok kısa burada araya girmek istiyorum. İşte burada ben asıl kilit nokta burada. Yani bağlılık ile bağımlılığı ayıran nokta burada. Yani iradeyi Allah'ın bize vermiş olduğu özgür iradeyi Kur'an'a baktığımız zaman Allah-u Teala bizden irademizi kontrol altında tutmamızı ister birçok ayette. Yani kendimizi kontrol altında, nefsimizi kontrol altında tutmamızı ister ve sakınmamız gereken şeyleri kırmızı çizgiler olarak çok açık ve net bir şekilde ifade eder Kur'an'da. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte harama bakma meselesi olsun, alkol olsun, diğer bir takım vaktimizi boş işler, mesela Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet vardır. Onlar boş işlerle ilgilenmezler derler. Mesela bu, hani bununla alakalı sosyal medyada günlerini, saatlerini harcayan insanlar için söyleyebiliriz bunu. Veya işte bilgisayar oyunundan kalkamayan, 5, 6, 7, 8 saat kalkamayan gençlerimiz var, çocuklarımız var bugün. Alamıyoruz. Hani kaldırdığımız zaman problem yaşanıyor. Ciddi bir takım bağırışma, çağrışmalar yaşanıyor ailede. Şimdi böyle bir takım durumlarda Allah-u Teala bize çok güzel bir şekilde öğütlerini vermiş oluyor. Özgür iradeyi kontrol altında tutma. Bu ayetlerin hepsine baktığımızda bize bu kırmızı çizgi koyan ayetlere baktığımızda Allah-u Teala bize sınır koyuyor ve bu sınırlar içerisinde yaşadığımız zaman, helal dairesi içerisinde yaşadığımız zaman bir sıkıntı yaşamayacağımızı, bu tür bağımlılık problemleri yaşamayacağımızı bir nevi bize belirtmiş oluyor. Şimdi burada da irade, ben bağlılık ve bağımlılık nedir üzerinden baktığımızda da bağlılığın kontrolü insan iradesindedir. Yani insan ailesine olan bir bağlılığı vardır, arkadaşlarına olan bağlılığı vardır, sevgi bağıyla, kardeşlik bağıyla bir bağı vardır. Dolayısıyla anne baba bağı vardır. Karı koca arasında bir sevgi, bir saygı, bir aşk bağı vardır. Ama bunlar insanın iradesiyle kontrol altında tutulduğu sürece bağlılık
güzel bir şeydir. Yani zaten Allah, bunların en büyük bağı da Allah'a olan bağlılıktır. İnsan da imanını arttırdıkça, takvasını arttırdıkça Allah'a olan bağlılığını da arttırır veya uzaklaştıkça da azaltabilir. Bu iradesiyle kontrol altında tuttuğu bir bağlılıktır. Ama bağımlılığa geldiğimizde irade ortadan kalkmış oluyor. Yani evet, umutsuz yapılamaz hale gelinmiş oluyor. İşte bu aradaki çizgi çok önemli. İşte evet, biz bu iradeyi kontrol altında tutamadığımız andan itibaren Allah katında sorumlu oluyoruz. Çünkü bizim en büyük zaten imtihanımız bu iradeyi Allah-u Teala'nın rızasına uygun bir şekilde kontrol altında tutabilmek. Yani duygularımızı, meziyetlerimizi yönetebilmek. Bir nevi baktığımızda da nefsi yönetebilmek, kendini yönetebilmek, kendi kendine hakim olabilmek diyoruz biz buna İslam'da, Kur'an'da vesaire. İşte bu aradaki çizginin bu olduğunu ben şimdi sizin ifadenizden çok net olarak anlıyoruz. Şimdi bu, bir de hocam siz Lokman 22 ayetini okudunuz. Ben de belki buna bir katkı olarak Ali İmran 103 ayetini okuyacağım. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Yani belki burada da hani bu bir şeye bağımlı kalmama noktasında asıl bağlı olmamız gereken mercinin ne olduğuyla alakalı olarak Allah-u Teala bizi uyarıyor. Diyor ki hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Yani Allah'ın ipi nedir günümüzde? Hani bunu sorgulayacak olursak da Allah'ın indirmiş olduğu en son kitabı Kur'an'dır ve Kur'an'daki emir ve yasaklarıdır. Buna sımsıkı tutunursak bizim bu tür sapmalara gitmeyeceğimizi, bu tür önü alınamaz, hayatımızı mahvedecek durumlara sokacak hem kendimizi hem çevremizi inanılmaz şekilde negatif anlamda çok kötü bir takım koşullara, konumlara sokacak durumlara düşmeyiz diye düşünüyorum hocam. Buyurun hocam, bölmüş oldum. Bu şeyden devam ediyordunuz. İrade konusuyla alakalı. Bir konu giriyor, unutmayayım diye cümleleri ekliyorum böyle kafamda cümleler. Yani şu anda şunu çok iyi bilmemiz lazım Fatih kardeşim. Yani bizler hür olabilmemiz için, bakın hür olabilmemiz için bizim sınırlara ihtiyacımız var. Sınırlarını belirleyen birisi, bir makam, bir yer yoktuysa biz hür olamayız. Yani insana hürlüğü veren sınırdır. İrade o hürlüğü sınırlayandıran, sınırlandı. Hani o irademizde biz o sınırların içinde kalabiliriz. Kurallara uymak o iradenin ürünüdür. İradeyi ortadan kaldıran uyuşturuyorsun onu. Sen mesela Firavun'un durumuna bakın. Firavun'un halkını uyuşturduğu, kafalarını uyuşturduğu bir şey vardır. Ben size söylemeden siz başka bir Rablar mı edindiniz? Yani bak, ve orada halkını, Musa'yı, yani ben emretmeden, ben varım hani. Uyuşturulmuş bir halk vardır. Yani o kendine bağımlı halk kılıyor. Yani halkını kendine bağımlı kılıyor. Değil mi hocam? Evet, bağımlaştırılmış bir halk var. Beyinleri uyuşturulmuş bir halk. Ona bak, İslam insanı, yani Allah algısı, Allah tasavvuru. Geçen hafta Allah tasavvurunu işledik. Elhamdülillah. Orada ben şunu gördüm. Biz, Allah diyor ki Haşr suresi 19. ayette, eğer beni unutursanız ben de size kendinizi unuttururum. Yani bak, insanın kendisini unutması demek artık daha bitti mi yani? Kendini unuttun. Yani kendi duygularınla baş başa kaldın. Kendini değersiz hissediyorsun. Çünkü Allah yok sende. Çünkü sen Allah'ı unuttun. Yani başlangıç noktası Allah'ı unutmak. Allah var mı? Senin hayatında yok mu? Allah var halde olduğunu bildiğin, gördüğün, Allah'ı inkar eden hiç kimse yoktur. Ne deistin, ne ateistin, ne bilmem ne derseniz deyin yani. Hani bunların hepsi var olan şeyi inkar ederler. Var olan bir şeyin üzerinden konuşulur. Yani Allah'ı inkar eden hiç kimse yoktur. Deisti de, efendim ateisti de. Yani burada Allah'ın yokluğu üzerine değildir. Allah ayetinde çok net bir şekilde söyler. Yerleri ve gökleri kim yarattı desen Allah'tır diyecek. Yani o kadar net ki hiç kimse Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ın kendi üzerindeki hükmünü inkar ediyor. Öyle şey değil yani. Böyle Allah yok falan değil yani. Yine başı sıkışınca yine God diyor, God diyor, Allah diyor yani. Allah diyor, ne diyorsa diyor yani. Ama bir üstün bir güce ne yapıyor? Sığınıyor. Sığınma ihtiyacı vardır insanın iç dünyasında. İnsandır çünkü bu. İnsanın özelliği budur. Hasılı insanın en büyük imtihanı duygularıdır Fatih Hocam. Evet. Eğer duygularını iyi yaşayamıyorsan
ya da yaşamak istemiyorsa ya da bu cesur değilse, bak cesur değilse, sorumluluğunun hep bastırıyor ise, başkalarından suç arıyor idiyse, anda kalamıyor idiyse, bak en çok şey budur. Anda kalamayan insanlar, anı fark etmeyen insanlar, geçmişin telaşını, derdini devamlı üstünde böyle sırtında yük olarak, bütün hayat yükü olarak sırtında taşıyan insanlar, Allah'a güvenmeyen insanlar, sırtında yükümü taşırım diyen insanlar, taşıyamadığı zaman bunun altında ezilen insanlar ve sonucunda da artık daha kaldıramıyorum deyip geleceğin de kaygısını ekleyerek artık andaki güzellikleri göremeyen insanlar, ne tattıkları yemeklerinden, ne yaşadıkları ortamlarından, tatilde de olsalar, 5 yıldız otellerde de olsalar, en güzel dünyanın mekanında da olsalar, dün mesela akşamleyin program akabinde televizyona bakıyor, sen bir Katar'ı gösteriyorlar. Hayatımda bu kadar lüks üst üste görmedim yani. Diyorum ki cennet nasıldır acaba? Artık yani cenneti düşüncem kat 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 daha arttı. Yani bu kadar demek ki dikkatle bakmamışım Katar'a. Ya, en herhalde lüksler orası. Hele şu anda orada dünya Şam futbol turnuvası mı yapılıyor? Dünya Dünya Kupası hocam. Futbol Dünya Kupası başlayacak yani yok, şu anda. Dünya Kupası yapılıyormuş orada. İnanılmaz derecede bir hazırlık var. İnanılmaz derecede lüks bir yapı var orada. Ben ne Avrupa'da ne Amerika'da hiçbir yerde bu kadar lüksü görmedim. O yapıyı herhalde hepiniz görmüşsünüzdür. Ben mi yeni görüyorum? Böyle o kadar kalmışım ki o şeyin içinde. Yani bir geceliği 3.500 dolar bir gece. Böyle kalıyorsun yani. Şu anda dünyanın açlıkla baş başa kaldığı bir noktada, herkesin böyle ekmeği alamadığı bir noktada. Mesela düşün, dünya o kadar ilginç ki. Dün mesela böyle arabanın içindeyim, bir tane yaşlı bir Alman geçti. Düşün, Almanya'da. Zannediyorlar herkes, dünya Türkiye'dekilerin hepsi burası cennet zannediyor, Avrupa cennet zannediyor. Çöpleri kontrol ediyordu Alman. O kadar içim ezildi ki çöpten şu şişeler bizim burada 25 sent. Yani hesap edersen ne kadar, hani geri götürmezsen atarsan 25 senti çöpe atmışsındır. Atanlar var bunu çöplere. Bu şekilde şeyleri ortaya atılması diye güzel bir uygulama yapıldı. Yıllardır var. Biz de topluyoruz yani bunları. Topluyoruz, götürüyoruz. 25 sent, 25 sent yine bayağı oluyor. Yani o su şişeleri. Ve o teyze, yani yaşlı teyze, kaç yaşında? Benim anneannem, babaannem yaşında bir teyze. Orada çöpleri kurcalıyor ki o 25 sent, 25 sent toplayacak bir ekmek alacak. Yani ciğerim parçalandı. Bir tarafta böyle bir sokakta yatanlar var. Bir tarafta da o lüksün en daniskasını, yani bir şey gösterdiler, mağaza gösterdiler. İnciler o kadar çoktu ki bir tane inciyi kaldırdı. Allah'ım kaç dedi ya, bir inci, şöyle bir inci o kadar yüksek bir meblağ söyledi ki aklımda bile kalmadı yani. 50 bin dolar mı dedi, Allah'ım ne dedi. Bayağı bir yüksek bir rakamdı. Şimdi ismi kalmadı. İsmi şeyi bile kalmadı, sayısı bile. Hasılı yani bakın bu dünya cennet değil. Cennetin bir numunesi. Diyeceğiz ki tattıklarımızdan, yediklerimizden. Ama bakın bunu irade sahibi olan insanlar, özgür olan insanlar, iradelerini iyi kullanabilen insanlar seçim yapabilirler. Hayat seçimdir. Neyi seçiyorsun sen? Seçebilmemiz için bizim ayık olmamız gerekiyor. Bakın ayık. Allah ne diyor Maide suresinde bakın. Ya eyyühellezine amenü. Tabi iman edenlere burada. İnanıyorsan dinle, kulak ver. Ey inananlar, kulak ver. Ancak diyor Allah-u Teala, el hamru vel meyti, bak içki var, kumar var, putlar var, kısmette çekilen böyle zarlar var, hani böyle atıyor, kumar yani bu. Burdar bir şey, kötü bir şey diyor. Min amili şeytan, bunların hepsi şeytandandır. Feçteni bu, kaçının onlardan, leallekum tuflihun, ki kurtuluşa eresiniz. Ya dese kurtuluşa eremezsiniz. Bak oradan kaçmazsak, yani neyden? İçkiden, kumardan, kısmet putulardan, kısmetle çekilen zarlardan, bunların hepsine, yani kumar, içki, putlar, işte böyle yani Hocam Bakara 219'da var o ayet. Ben hemen onu okuyayım isterseniz. Ey ben iman edenler, Maide İslam 90'ı üzerinden. okudum. Ha, dur bir dakika, ben Maide 90'ı okudum.
Bir de 91'i okuyup sonra Maide Bakara'yı okuyorum. Tamam Olur mu? hocam, buyurun. Buyurun hocam. 91'de bunu bağlayan, devam Tabii ki. eden diyor ki Allah-u Teala, içki ve kumarda şeytan sırf aranıza düşmanlık, nefret ve kin düşürmeyi ve sizi Allah'a anmaktan ve namaz kılmaktan, yani namaz burada salat. Bak, ve amile sal ve ani salat. Yani bu salat sadece namaz değil yani. Namaz bizim dilimize gelmiş. Birbirinize yardım etmekten, destek vermekten, yani ritüel bir namazın yanında salatü ikame değil yani bak burada. Yani birbirinize yardım etmezsiniz böyle bir durumda. Böyle bir şeyden ne yapıyor adam, bu hareketler alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi? Bak hala ya öyle net anlatıyor ki ya bunlar sizin beyninize konulmuş virüslerdir. Bak bu virüsler sizi ne yapıyor? Öldürüyor. Bak bilgisayarınıza virüs girdiği zaman ne yapıyor? Bilgisayarınız ölüyor. Telefona virüs girdi, bitti. Telefonu gitti. Yani anlatabiliyor muyum? Bu virüs bir şeyden. Yani mesela şu anda bizim sitemize virüs saldırı yaptılar. Bizim bütün sitemiz çöktü. Benim kendi sistem çöktü. Derneğin sitesi çöktü. Mailim çöktü. O kadar çok bilgilerim gitti. Bak gitti yani hepsi. Hepsi birden çöktü. Evet Peki hocam. ne yapacağız? Yani bak bunun telafisi var mı? Evet hocam. Şimdi çok güzel noktaya değindiniz. Bu ayet çok önemli. Ben bu ayeti önümde açıp tekrardan bir ben okumak isterim. Çünkü bir kere daha üzerinden geçilmesi gereken bu konuyla alakalı en önemli ayetlerden bir tanesi. Maide 90 ve 91. Evet. Estağfirullah. Ey iman edenler, içki, uyuşturucu, yani hamr olarak geçiyor burada. Tüm aklı uyuşturan her türlü içki ve uyuşturucu türü maddeler, kumar, tapılmak için dikilen taşlar, Bak o da fal. aklı uyuşturuyor bak. O Evet, taşlar bunlar hocam, bu da kumarın bir türü yani. Takılmak için, tapılmak için dikilen taşlar, fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. 91'de de şeytan içki uyuşturucu, yani hamur, yani aklı örten her türlü madde ve kumara sokularak aranıza düşmanlık ve şiddetli nefret yerleştirip sizi Allah'ı anmaktan, salattan geri çevirmek ister. Namazdan veya salattan daha geniş anlamda kullanabiliriz. Geri çevirmek ister. Artık son veriyorsunuz değil mi? Yani Allah-u Teala çok açık bir şekilde bunlara gidildiği takdirde, bunları şeytanın bunlara yaptığı çağrıyı ve bunlara gidildiği takdirde neler başımıza geleceğiyle alakalı bize bir ön bilgi veriyor ve bizim içimize düşmanlık sokulması, çevremizle olan ilişkimize, ailemizle olan ilişkimize, arkadaşlarımızla olan ilişkimize düşmanlık sokulması için şeytanın bunlara yapmış olduğu çağrıların olduğunu bize söylemiş oluyor ve bunların en büyük zararı da zaten aramıza, içimize düşmanlık veya belki de burada içimize derken kendimize de bir düşmanlık sokmuş olabilir. Yani burada hani kendi irademize zaten hakim olamama söz konusu olması en büyük problem. Yani o zaman imtihanı direkt kaybetmiş oluyoruz. Eğer biz iradeye sahip değilsek bir imtihandan söz edemeyiz. Bir imtihandaki başarıdan söz etmemiz mümkün değil. Çünkü irademizi kontrol altında tutamıyoruz. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını öğrensek bile, Kur'an'ı anlasak, okusak bile yapmamız gereken şeyi yapabilecek iradeye sahip değiliz. İşte bu insanı en büyük meseleye de yani bitiren olaylardan bir tanesidir diye düşünüyorum hocam. Yani irade en önemli şeydir. Özgür irade. Az önce özgürlükten bahsettiniz. Orada güzel bir noktaya değindiniz. Ona da değineyim. Tekrardan inşallah bir iki soru daha var. Onlarla da değinerekten yavaş yavaş toparlamaya çalışalım hocam. Yani bugün bu bağlılık ve bağımlılık üzerine ve bunun inanç ile alakalı etkileri ve Kur'an'ın bu konuyla alakalı ne diyor diye bunlara değinecektik zaten. Hocam özgürlükten bahsettiniz ve özgürlükte de Batı'nın yapmış olduğu anlayış, özgürlük anlayışında her türlü şeyi yapabilme özgürlüğü olarak ama Kur'an'ın bize indirmiş olduğu özgürlük anlayışında baktığımızda insanın kendini kötülüklerden koruyabilme noktasında insan kendini özgür kılıyor. Bu ikisi arasında büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Ben daha önce özgürlük üzerine programlar yaptım. Yani daha önce bazı yazılar yazmaya çalıştım. Ciddi anlamda, gerçek anlamda insan hani her konuda yapabilmeyi ne kadar çok iyilik kötülük fark etmeksizin
bir imkana sahip olup bu imkanları kullandığı sürece kendini özgür kılıyor batıya göre baktığımızda. Yani işte parası sahibi olmak, mal mülk sahibi olup da istediğini, aynı o sizin dediğiniz Katar'daki lüks otellere gitmek mesela özgürlük olarak algılanabilir. Ya bu öyle de algılanması gerekebilir ilk etapta, ama Kur'an'ın koymuş olduğu bir özgürlük tanımı var. Yani bizim görmüş olduğumuz, Kur'an'dan anlamış olduğumuz bir özgürlük tanımı var ki insan kendini, iradesini Allah-u Teala'nın zararlı dediği şeylerden kurtarabildiği vakitte ve iradesine hakim olabildiği vakitte kendini özgür kılmış oluyor. İşte bu özgür iradeye sahip olmak, kendi iradesini kontrol altında tutup da bu kontrolü ele geçirmek, bu en büyük özgürlüktür Kur'an'a göre. İşte Kur'an bu özgürlüğün bize vermiş olduğu helal dairesi içerisindeki bu iradeye sahip olabilme gücümüzün, bu özgürlüğün yıkılmasının en büyük sebebi olarak işte bu bağımlılıklar ve iradeye hakim olma noktasındaki sahip olduğumuz zaaflara bizi çok ciddi anlamda uyarmış oldu. Hocam şimdi biraz daha bu Kur'an'ın bu konuyla alakalı ne dediğini biraz işlemeye çalıştık, görmüş olduk. Şöyle bir şey sorayım hocam. Kur'an'ı bilen ve hayatına uygulama çabasında olan bir kişi. Bakın burada Kur'an'ı okuyor, uygulamaya çalışıyor bir kişi. Yine bu tür bağımlılıklara düşebilir mi? Yani bu konuda, yani sizin yapmış olduğunuz çalışmalarla alakalı Müslümanlarda da bu bağımlılık oranı nedir? Mesela gerçekten mesela ne bileyim, namaz kılan bir insanda bağımlılıklar oluyor mu? Buna benzer bağımlılıklar olduğunu görüyor musunuz? Mesela sigara bağımlılığı namaz kılanlarda da var olduğunu, iman edenlerde de var olduğunu görüyoruz. Yani bunun, hani sigarayı da bir bağımlılıktır sonuçta, bırakamıyor insan. Bir şeyi bırakamıyorsa sen ona bağımlısın demektir. Özgür iradene ona laf geçiremiyorsan, onsuz yapamıyorsan sen bir bağımlısın demektir. Mesela sigara konusunda olduğunu biliyoruz. Diğer konularda da yani yapmış olduğunuz çalışmalarda gerçekten Kur'an'ı bilen insanlarda bu tür problemler yaşanıyor mu? Gördünüz mü hiç hocam? Ne dersiniz bu konuyla alakalı? Yani şu anda öyle büyük kapsamlı bir soru sordun ki 10 dakika içinde bile yani anlatabileceğim bir konu değil. Ama şunu ilk etapta dile getirmemiz lazım. Çok kısa bir özet olarak hocam. Yani kısa bir özet olarak tabii bir şeyler söyleyeceğim illaki. Yani şu anda bizim önceliğimizi belirlememiz gerekiyor. Bak, öncelikle önceliğimizi belirlememiz gerekiyor. Eğer önceliğimiz bizim hayatta vazgeçilmez olarak gördüğümüz, yani her alanın kendine ait önceliği vardır. Hani böyle yemekte seçtiğin bir öncelik vardır. Gezmede seçtiğin bir öncelik vardır. İçmede seçtiğin bir öncelik vardır. Yani birçok su çeşitleri vardır. Ama sen neyi seçersin? Öncelik olarak temiz kaynak suyunu seçmen gerekir. Hani kaynak su temizdir. Hani kalkıp da kolayla besleneyim, hep kola içeyim dersen her yerin mideni de çürütürsün, bağırsaklarını da çürütürsün. Ama arada bir kola içilir mesela. Öncelikler ve önemli konusunu çok net ayarlamamız lazım hayatımızda. Bu hem bilişsel aşamada bu çok önemli, duygusal aşamada da çok önemli. Bak, bilişsel ve duygusal hayatı ikiye ayırıyoruz böyle. Bilinç seviyesi insanın bilgiyle geliştiği, ilimle de oturduğu. İlim yoksa hayatımızda, bizim mesela dün söz üzerine konuştuk. İletişimde sözün etkisi üzerine, Kur'an'daki sözün ne olduğu üzerine, ayetlerle bunu İbrahim suresinden girdik mesela. Güzel sözü Allah-u Teala kökü ta yerlere kadar inen beraber çınar ağacına çıktık de, değil mi? Tarihi çınar ağacında köküne kadar büyüktü. Mesela hatta onu da örnek verdim. Beraber orada çok güzel anlar yaşadık. Anda kaldık. Değil mi? Yani orada o çınar ağacının kocaman dallarının altında kocaman bir gövdesi vardı. Ve biz o dalların, üç parça bölünmüş o dalların, o dünyaya ne kadar çok yayıldığı idiyse, o dağın tepesinde aşağıya kadar ne kadar indiğini bu ayetle birlikte okuduğumuzda, güzel sözün de bizim hayatımızda aşağılara, derinlere kadar gireceğini ifade etmeye çalışmış Allah-u Teala. Yani kitap, vahyi o şekilde, güzel sözü bu şekilde misalleyerek anlatmış Rabbim. Şimdi bu noktada baktığımız zaman bizim
bilişsel aşamamızı, bilgisel aşamamızı ilimle birleştirip üst seviyeye çıkartırız. İşte o köklere yerleşen bilgimiz, bir ilmimiz bizim yukarılara doğru çıkarken ta ufuklara kadar açılır. O zaman sağlam bir şekilde olursun. Eğer bir insanın ayakları sağlamsa, Allah algısı, Allah'la irtibatı kuvvetliyse, bu o zaman ne olur? Allah'ın yasak kıldığı ortamlarda olmaz Fatih Hocam. Allah'ın yasakladığı bir şeyi içine girmez. Yani bu Allah'ın merası der, hududullahı der ve hududullah sınırının içinde kalır. Ve Peki Allah der, hocam, ben ben orayı anlıyorum. Burayı anlıyoruz dinde. Hocam çok kısa, ha, o zaman siz bitirin. Sigara Allah'ın yasakladığı bir şey olarak. eksikle birleştireyim. Çünkü bilişsel ve duygusal aşamaya getireceğim ya. İnsan Peki bir hocam. bütündür. Yani bedensel de bütünlüğü olan bir olay. Yani bedenimizi de bütünlememiz gerekiyor. Sağlık çok önemli. Psikolojik sağlık çok önemli. Beden sağlığı çok önemli. Kalbin düzgün atıyor mu? Bağırsakların sağlam mı? Gözlerin sağlam. Bak, gözler gitmeye başladı ve gözlük kullanmaya başlıyorsun. Yani ekler geliyor hayatımıza. Bakın, ekler geliyor. Yani bize hayatı kolaylaştıracak ekler, bastonlar. Yani bak, hayatımıza bir şeyler geliyor. İyi kullanılmayan beden ya da artık daha yaş ilerledikçe bize karşı hani biz, ruhumuz koşuyor, ruh eskimiyor, yıpranmıyor ama beden yıpranıyor. Hani bunun bir de yaşından önce yıpranmalar da söz konusu. Mesela serotonin hormonu çok önemli. Melatonin hormonu çok önemli. Bak, bunlar dopamin çok önemli. Norepinefrin çok önemli. Yani mesela bunların eksikliği hayatın içinde ne kadar büyük büyük sorunlar oluşturuyor. Mesela dopamin eksiklikse bir yenilik arayışı içindesin. Davranışlarda bir eksiklik var. Ödül ve motivasyon düzenlemek isteniyor. Yani devamlı ödül almak istiyorsun. Yani bak, birçok gözümün önünde açtığım işte bu eksiklikler, bu hormonlar eksiklik olursa sende nasıl bir şey oluşur? Ama bunun olmaması için, bakın, bunun ilk etapta olmaması için Müslüman'da bu durum olur mu? Rahat suresi 29. ayet çok çok etkili bence. Yani bizim sağlamamızı orada yapalım. Allah diyor ki, Estağfirullah, siz İman edip doğru hareket edenlere, yani bana güvenip teslim olup doğru hareket edenlere hoş bir hayat yaşatacağız diyor Allah-u Teala. İnsanın hoş bir hayatı varsa güzel de bir istikbali vardır. Vaat bu şekildedir. Şimdi bir insan hoş bir hayat yaşamıyorsa doğru bir hareket etmiyordur. Doğru hareket etmiyordur. Doğru hareket etmemesinin sebebinde o yaptıklarının cezasını görür. Hem Müslüman bağımlı olur mu? Oluyor. Niye? Çünkü andan çıkıyor. Andan çıktığı için, anı yaşamadığı için, sorumluluklarının yerine getirmediği için, bu bak, yani bir kadın kadın gibi değil, bir erkek erkek gibi değil. Evleniyorsun mesela, aileye etkisi üzerine konuşuyoruz ya, bugün mesela bir tane yazı yapıp hazırlayıp bizim reklamımızda bütün herkese gönderdim. Önemli bir konu bağımlılık. İletişim ne kadar önemliyse, dün iletişimi işledik. Yani anlamak ve anlaşılmak üzerinedir hayat. Anlamlandırılmayan ve anlaşılmayan bir olgu insanı gerçekten bitirir. Bak, anlamlandıramıyorsan geçmişte yaşadıklarını, kötü bir anlam yüklediysen depresyondasın. Kötü bir anlam yükledin. Halbuki yaşadığın ne kadar büyük acı olursa olsun, sen onu iyi anlamlandırırsan o senin çıkışındır. Bir fırsattır. Yaşadığın o şeye sen şükredersin, hamd edersin. Allah'ım, sana şükür olsun. İyi ki ben o olayı yaşamışım. İyi ki o kazayı geçirmişim. O kazayı geçirmeseydi bak, bunlar olabilirdi. Ya bu, iyi ki bu sıkıntıları yaşamışım. İyi ki evlenmişim, bu acıları yaşamışım. Ha, ayrıldım ama bunları yaşamasaydım ben bunu fark etmeyecektim. Kafamı vurmayacaktım duvarlara. Gibi gibi. Yani birçok yaşadığımız acılarımız vardır bizim. O acılara hangi anlamı yüklüyorsak o yüklediğimiz anlamla yükseliriz ya da dibe vururuz. Bak, kötü bir anlam yüklediğin zaman dibe vuruyorsun. Bu Müslümanlıktan çıkıyor mu? Yok. Müslüman. Ama yüklediği anlam. Hayat bir seçim diyoruz Fatih kardeşim. Seçebilmemiz için bizim aklımızın üstünün örtülü olmaması lazım. İrademiz olması lazım. Ki şu sözü çok dikkatli dinlemeni istiyorum. Herkes de, Rabbim inşallah hepimize anlamayı nasip etsin. Çok benim hayatımda çok etki etti bu. Her yaşanılan olgu Allah'ın iradesi ve idaresi altındadır. Eyvallah. Yani külli bir iradenin
külli bir hayat algımızın içinde biz cüzi irademizle hareket ediyoruz. Yani külli bir irade var. Allah'ın irade etmediği, dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez. Hocam burada tamam çok kısa çok güzel bir yere değindiniz. Yani bu da Kur'an ayetlerinden bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Yani Allah dilemeden hiçbir şey olmuyor. Yani Allah'ın kontrol altında olmadan yaprak bile düşmez diye bir ayet vardı. Dolayısıyla bizim başımıza gelen her türlü musibet Allah'ın kontrolü altında başımıza geliyor. Allah'ın bildiği bir konu olarak başımıza geliyor. Yani dolayısıyla biz bunu bu şekilde gördüğümüz sürece bizi bu travmalara veya işte bir takım daha farklı psikolojik çöküntülere sürüklememesi gerekir. Bunun biz imtihan olduğunu bildiğimiz sürece biz bununla mücadele edip veya bundan bize bunun içinde bize bir takım güzellikler olduğunu da görmemiz gerekir vesaire. Yani bununla bu şekilde mücadele etmek gerekir diyorsunuz. Bunu ben anlamış durumdayım ve çok güzel noktaya değindiniz. Şimdi Müslümanların düştüğü, belki Müslümanlar günümüzde bir alkolik olmuyorlar zaten dinde. Yani olanları da var elbette ama yani belki Allah'la bağını koparmış olup da bu noktalara düşen uyuşturucu bağımlılığı olan, alkol bağımlılığı olan Müslümanlarda da bunlar görülebiliyor ama mesela Kur'an'la bağı olduğu halde benim sormak istediğim oydu aslında. Mesela Kur'an sigarayı haram kılmamıştır. Kur'an bilgisayar oynamayı haram kılmamıştır. İşte alışveriş yapmayı işte Facebook veya sosyal medya kullanmayı haram kılmamıştır. Yani baktığımız zaman Kur'an'ın bu konularla alakalı insanın iradesine bırakılmış birçok konu var. Şimdi dolayısıyla ama bunlar bağımlılığa yol açtığı zaman, mesela insan kendini kontrol etmekten uzaklaştığı zaman, işte o zaman problem ortaya çıkıyor. Şimdi Müslümanlarda da bunlar oluyor. Yani görüyoruz, sigara içme konusunda özellikle daha örnek verdik Türkiye'de. Aşırı yaygınlık var ve açık havada bile bir kalabalık ortamda yürüdüğünüz zaman sigara içmeyen birisi olarak aşırı rahatsız oluyorsunuz. Çünkü çok kişi sigara içiyor bir çarşı pazarda açık ortamda bile duman altı kalabiliyorsunuz. Şimdi açık havada bile. Şimdi hocam bu konuyla alakalı Kur'an haram kılmamış ama iradeye ket vuran bir durum söz konusu ve sizin vücudunuza zarar veriyor, zamanınızı alıyor. Hani sigarada vücuda direkt zararlarını saymakla bitiremeyiz. Mesela sosyal medya bağımlılığında zamanınızı alıyor, işinizi, gücünüzü, planınızı yapmanıza engel oluyor. İşte ne bileyim bir çocukların bilgisayar oyunu meselesinde ders çalışmasına engel oluyor. Ailesine büyük bir zararı var. Yani zaman alan söz konusu var. Başka bir şeye yöneltemiyorsunuz. Akıl oraya bağlanıyor vesaire. Bunların hayata olan zararlarını biliyoruz ve ilerleyen derslerimizde bunları daha çok işleyeceğiz. Ama Müslüman olduğu halde bu bağımlılıkların olduğunu görüyoruz Müslümanlarda da. Yani tamam haram değil ama senin iradene ket vurduğu noktada belki de dinde bu noktada bize bir takım şeyler az önce olduğu gibi özgür iradeyi kullanma noktasında söylüyor değil mi hocam? Yani dolayısıyla bunların olmaması noktasında da Allahu Teala bizi az önceki ayetlerde uyarıyor diye düşünüyorum. Doğru mudur hocam? Siz ne dersiniz? Yani tabii uyarılar zaten o şekilde yani yaklaşmayın noktasında. Yani Ama bu harama yapmayın. hocam harama yaklaşmayını biliyoruz da benim bu saydıklarım haram değil mesela. Haram olarak değil yani. Biz bunu hep böyle ayırmışız. Biraz böyle yumuşatmışız aslında. Hani yumuşatmışız. Tahrimen mekruh falan demişiz. Yani böyle fıkhi kaidelere baktığımız zaman mekruh, tahrimen mekruh ya da işte haram gibi böyle bölümlere bölmüşüz. Ama burada hani harama giden yolların hepsini de Allah-u Teala kapatmak ister. Ya ben öyle Eyvallah. okuyorum. Ama mesela hocam bilgisayar oynamak, sosyal medya kullanmak bu yolları kapatamayız. Biz bunları yapacağız. Muhtemelen olacak bunlar hayatımızda Bizim ama hayatımızı etkiliyor ise yani bunların mesele kontrolünü tutmak bunu mesela. söylemeye çalışıyorum. Bizim Evet. hayatımızı etkiliyor. Bize bir mutsuzluk veriyor. Evet. Hocam sanırım internette küçük bir sıkıntı yaşıyor. Ben hocam tekrar geri dönene kadar hocamın ne söylemek istediğini anladım ben. Onu ben vurgulamaya çalışayım. Yani sonuçta anladığım kadarıyla Asiye hocam bizim hayatımızda mutsuzluğa yol açıyor ise bizim hayatımızda kontrolden çıkmaya yöneltecek bir probleme yol açıyor ise bunların İslami açıdan da iradeye ket vurması durumunda sakıncalı durumlar oluşturduğunu söylemek istemişti sanırım. Yani elbette
bizim Allah-u Teala boş işlerden uzak durmamızı bize emrediyor. Yani burada baktığımızda benim gördüğüm kadarıyla bu bilgisayar oyunu oynamak bizim gençlerimizdeki, çocuklarımızdaki, hocam inşallah tekrar bağlanacak. Sonra da yavaş yavaş Allah'ın izniyle dur bakayım, bana mesaj yazdı sanırım hocam. Tekrardan hocamı ben davet edeyim. Şuradan mesajımı yazayım. Hocam beni arıyor şu anda ama çok özür diliyoruz arkadaşlar. Hocam tekrar bağlanın isterseniz. Sizin internetten koptunuz. Ben tekrar sizi yayına alacağım. Sonra da bir vedalaşma yapalım. Sadece siz koptunuz hocam. Tekrardan giriş, benim size attığım linkten tekrar giriş yapın. Sonra da toparlayacağız konuyu inşallah. Bekliyorum hocam. Teşekkürler. Hocam gelecek inşallah. Şimdi iradeye ket vurma durumunda bunun İslami anlamda da sakınca oluşturduğunu Kur'an'dan görmüş oluyoruz. Niye? Çünkü Allah-u Teala bizi boş işlerden alıkoyuyor. Alıkoymamızı istiyor. Evet hocam geldi. Alalım ekran. Hocam selamun aleyküm tekrardan. Selam. Tam hocam şeyden, yani Allah-u Teala'nın, ben de sizin ne demek istediğinizi anladım. Orayı toparlamaya çalışıyordum siz gelene kadar. Açık olarak haram kılınmamış olan sigara, sosyal medya ve sigara zaten zararlı olduğu için hiç bulaşılmasa bile çok güzel bir durum. Yani hiç direkt vücuda zarar verdiği için, yani tartışmalı bir konu. Ama sosyal medya kullanılması gereken bir şey. Veya işte bilgisayar oyunu, belki çocuklarımızın böyle yarım saatliğine falan böyle oturup belki bir stres atma amaçlı, ödüllendirme amaçlı çocuklar oynuyorlar. Bunda bir sakınca yok. Ama bunlar iradeye ket vurmaya başladığı zaman, bir bağımlılık ortaya koyduğu zaman, o zaman bunlara belki boş işlerle ilgilenme, gereğinden fazla vakit ayırma, insanın mutluluğuna engel olan durumlar oluşturma olarak baktığımızda İslami açıdan da sakınca oluşturduğunu söyleyebilir miyiz demiştim. Buradan yani, devam edelim hocam. Bunu kısaca toparlayalım. Hocam bir şey soracağım. Kısaca toparlayalım bunu. Bir de şunu soracağım. Onu da söylemiş olayım. Toparlamış olayalım konuyu. Allah-u Teala ile olan ilişkimizde İslam'da kul ile Allah ilişkisinde kul Allah'a bağlı mıdır, bağımlı mıdır? Bu soruyla toparlamış olalım hocam sonrasında. Buyurun hocam. İlk soruyla devam edelim. Anladınız değil mi? Anladım da söyleyeceğim ucunu kaçırdım. Eyvallah. Söylediğim şöyle. Yani şu anda söyleyeceğim. Ben hatırlatayım hocam. Bir yerden yakalayayım. Bizim önceliğimiz hani duygularımız dedim ya Fatih kardeşim. İmtihanımız duygularımızla bizim. Bizim duygularımızı ifade edebilecek bir özgürlüğe sahip olmamız lazım kitapta. Yani sevgini ifade edecek, nefretini ifade edecek, öfkeni ifade edebilecek, bunu neden öfkelendiğini ya da neden sevdiğini, neden kızdığını ya da değersizlik duygusu bir duygudur yani bunlar. Ve biz bu duygularımızla imtihan oluyoruz hep. Yani bize birileri bir şeyler yaşatıyor. Ama biz o yaşattığı olguya, olgunun üzerinde kendi iç dünyamızda barışık olup olmamakla alakalı o yaşadığımız olaya da bir duygu yükleniyoruz üzerimize. Bir duygu, bir değersizlik duygusu, bir beğenilmeme duygusu. Yani beni burada hiç kimse beğenmiyor ve ben ne yapayım ki noktasına düşebiliyoruz yani. Şimdi böyle bir ortamda biz kendimiz de o içsel bütünlüğü yakalayamazsak ve o içsel bütünlüğü yakaladıktan sonra yükseklere doğru yükselemediysek, yani bir dikey bağlantımızı güzel kuramadıysak, bak kendimizle bir bağlılık, kendimize bir bağlılık, bu bağlılığın ötesinde doğduğumuz eve bir bağlılık, yaşadığımız ortama bir bağlılık, bağlılıktan bahsediyorum. Eğer doğduğum eve bir bağımlılık halim olursa annem ne der diye kalırım, babam ne der diye kalırım. Doğduğum evdeki o bağımlılığım mı olduğu gibi girdiğim bu eve taşırım. Kocam ne der, kaynanam ne der, kaynatam ne der noktasına getiririm. Ve sonucunda ben yok olurum, yok olurum. Çünkü hep başkaları el gün ne der noktasında bir putum olmuştur benim. İçinde büyüttüğüm bir putum olmuştur benim. Yani benim evliliğimin bizim, ne yalnız değil tabii ki, eşimle benim evliliğimizin temelinde
Çok böyle değer verdiğimiz bir abimiz var. Allah rahmet etsin. Çok seviyoruz. Tevfik abime buradan kucak dolusu selamlar iletiyorum. Beğen yayınlarını sahibi. Kitap fuarında çok sık olurdu ve ben çok misafir alırdım evime. Hocalar, çok güzel hocalarımız evinde misafir etmişimdir. Şimdi bu hocalar, Tevfik abim şöyle bir şey söylemişti. Yıl 94, daha 93-94, yeni evlenmişiz daha, evliliğin başındayız. Demişti ki, ben Allah'a vereceğim hesabım var. Benim Allah'a verecek hesabım, eşimin de Allah'a verecek hesabı var. Ha, bu bizim hayatımızda o kadar büyük bir yer ifade etti ki, ha dedik, yani evet, bizim sadece Allah'a verecek hesabımız var. Başka hiç kimseye değil. Şimdi bakın, bizim dini algımızda şöyle bir olgu var Fatih kardeşim. Kul hakkı, anne hakkı, baba hakkı. Evet var, yok değil. Yani kul hakkı da var, anne hakkı da var, baba hakkı da var, komşu hakkı da var. El güne ne der noktasına geldiği zaman o problem olur. Bu bir bağımlılıktır yani. Annem ne der noktasına geldiğimiz zaman bu bağımlılıktır. Sana sütümü helal etmiyorum noktasına geldiyse, yani bu bir annenin çocuğuna karşı bir bağımlılığıdır. Ya da çocuğunun sözünden çıkamayan bir annenin imtihanıdır çocuğu yani. Neye çok düşkünsek o bizim imtihanımız olur. Yani o bizim bağımlılığımız, hastalığımız olur yani bizim. Eyvallah hocam. Eyvallah. Aslında bizler bu noktada duyguda, özgür davranışta hür olmak, olabilmemiz için bizim sağlıklı bir yapıya sahip olmamız lazım. Sağlıklı bir yapı. Hem bedensel, hani olabilir bedensel eksikliğin, kolun eksik olur, bacağın eksik olur. Bu değildir yani. Ama gönlün eksik olmasın. Akli melekelerin eksik olmasın. Gönül ve akıl, yani bu ikisinde, bu melekelerde eksiklik varsa işte hamur bunun içindir. Gök, hani bunun üstünü örtüyor. Aşk mesela böyledir. Aşk ne yapar? Gönül eğer bir şeyi sevdiyse artık göz görmez, kulak duymaz. Aşk da aynı hamur, bak, örtüyor. Kara Anladın mı? sevda, kara sevda olayına dönüyor değil mi Ya hocam? Yani artık o hayırdır yani. olmadan yaşamaz hale dönüyor insan. Heh, onsuz ben nefes alamıyorum noktasındasındır. O zaman bizler duygularımızı körleştirirsek, kürlüğümüzü yaşayamazsak, o zaman biz de kendimize bağlı evlatlar yetiştiririz. Eyvallah Başlangıç hocam. noktası burasıdır değerli kardeşim. O zaman bağımlılık her an tehlikelidir ve tedavi ihtiyaç vardır. Allah'a karşı da bağımlılık ilişkisi değil, bağlılık ilişkisiyle gider. Hocam Bağımlı olursak oraya iyi gireyim diyorum. şimdi onun sorusunu sorayım. O konuya geçmiş olalım. Onunla toparlamış olalım hocam. Çok güzel noktalara değindiniz. İslam'da kul ile Allah ilişkisinde kul Allah'a bağlı mıdır, bağımlı mıdır? Bu konuda ne dersiniz hocam? İşte Allah Konuya girmiş irademizle, olalım. bak, Allah irademizle gitmemizi istiyor ona. Ama onun idaresi altında olduğumuzun farkındalığıyla. Ya yani bak, orada o kadar güzel bir bağ var ki Fatih kardeşim. Eğer Allah'ın idaresinin dışında olduğumuzu düşünürsek Allah'ı kendimizleştiririz. Yani biz deriz. Bizde bir şey var, bir özümüz. Hani bak, özümüz biz, Allah. Özümüz, hani özümüze bir parça veren bir Allah var. Hani o Allah'ın güven noktası, özüne güven noktasında Allah'a güveni oluşturursun. Özüne doğru indikçe. Hani o zaman ne var burada? Bizim irademizde yücelişimiz vardır. İrademizin örtünü, üstünü örten hiçbir şey mantıklı değildir. Allah irademiz de bizim ona doğru yükselmemizi, yücelmemizi ister. İrademiz de huzurunda durup rükuya girmemiz, rükuda olmamızı, kıyamda olmamızı, secdeye kapanmamızı ister. Yani kıyamda durursak, yani hazırız biz ya Rabbi dersek bizi kayyum atar. Kayyum olmamız nedir? Aslında yeryüzünün halifesi olmamızdır. Bakın, yeryüzünün halifesi olmak burada medeniyet inşa etmektir. Allah'ın yaratıcılığından ya da Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olarak bir medeniyet inşa edebilmek, evet, bir odur. inşa Hani yapabilmek, Allah'tan bir yapılandırmak. parça koparmak değil, ama bak dikkat et. Allah'tan bir parça koparmak değildir kayyum olmak. Allah'ın sana verdiği emirleri sınırlar çerçevesinde, yani kader bir ölçüyle onu uygulamandır. Öncelikle kendi hayatında. Bunu uyguladıktan sonra etrafına bunu öbek öbek yaygınlaştırabilmendir. Bunu nasıl yaparsın? Tavsiye ederek, zorbalıkla değil.
anlatarak, çünkü hiç kimse zorlayıcı değildir. Allah Evet. Resulü'nü neredeyse hidayete anlamayacaklar, hidayete girmeyecekler diye kendini parçalayacaktır diyor. Parçalanma yok. Hidayet Allah'ın elinde. Biz hidayet mercisi değiliz. Ama Eyvallah. şudur, bak bunu iradesi kısmında evet illa anlayacaksın, illa budur, illa budur, sen de bunu anlamalısın. Yok yani. Anlama kapasitesi varsa, yani aklının üzerine örtmediyse o da anlayacaktır. Bakın, bağımlılık sadece içkiyle olan bir olay değil, kumarla olan bir olay değil. Yani bu halkı, bu sistemin körleştirdiği, bu sisteme köleleştirildiği, gerek modanın olsun, gerek teknolojinin olsun, gerek geleneğin olsun, hocaların olsun, yani birçok söylemlerin etkisi altında kalıp da akılların dumura ermesi de bir bağımlılığın bir uzantısıdır aslında. Yani ben şunu kesin net altında çizmek istiyorum. Bağımlı olmamamız için bizim duyguda özgür, davranışta hür olmamız gerekiyor. Bu kavram çok önemli. Davranışlarımızı biz belirlemeliyiz. Seçimimizi biz yapmalıyız. Ben. Çünkü Allah şehadetle yüceltiyor bizi. Eşhedü ella, ben şahit olurum ki ben. Bak orada ben var yani. Beni ortaya koyamazsak şahit olamayız. Önce beni ortaya çıkartacağız ki bu egoizmi canlandırmamalı. Beni çıkarttın. Benden kim koruyacak? Allah Resulü'nün duası bu. Ya Rabbi beni benle baş başa bırakma. Beni benden koru noktasında. Hocam çok çok kısa araya gireceğim. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Belki de en büyük bağımlılık biz kumarı konuşuyoruz, içkiyi konuşuyoruz veya işte madde bağımlılığını konuşuyoruz vesaire ama aslında bundan daha da üst düzey bir bağımlılık var. Öyle büyük bir Kur'an dışı kaynaklardan dini öğrenme, gelenekten dini öğrenme noktasında bağımlı olmuşuz ki Kur'an'a bir türlü Evet. vakit ayırıp da Kur'an'ı öğrenip de o bağımlılıklardan kurtulup da Allah ne diyor noktasına gelemiyor Gelemiyor. toplumumuz büyük bir Hatta çoğunluğu. Allah'a dil öğretecek pozisyonuna kadar geliyoruz. Eyvallah Allah'a hocam. eğitim. Yani işte bu Allah'a. işin zirve noktası olmuş oluyor. Belki de buna daha fazla değinmek gerekiyor. Zaten buna çok da hocalarımız da değiniyor. Birçok kişi de değiniyor. Toplumda sorumluluk sahibi olanlar vesaire. Biz de birçok derslerimizde buna değiniyoruz ama bağımlılık noktasında buna da değinmek çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Kur'an ne diyor noktasına gelemiyoruz. O kadar çok bizim başka kaynaklardan din öğrenme hastalığımız, bağımlılığımız var ki birçok noktada Allah ne diyor? Kur'an bize apaçık ayetleriyle bizi neye taşıyor? Bize ne tür görevler veriyor? Helal haram noktasında bize ne diyor? Bizim Kur'an haricindeki koymuş olduğumuz başka ilahlarımız mı var? Bizim veya putlarımız mı var? Vesaire noktasında sorguladığımızda maalesef başka kaynakları olan bağımlılığımızdan Kur'an'ın ne dediğine bir türlü gelemiyoruz. Belki de en büyük bağımlılık bunu da söylemiş olabiliriz. Bunu söylemiş olarak toparlamış olalım isterseniz hocam. Son bir şey. Son sözünüzü alalım, sonra da toparlayalım inşallah. Çok Çünkü yani, teşekkür ederim. o kadar açıldı ki şu anda. Şu an tam açıldı aslında. Tam girdiğim nokta oldu. Yani şurada şunu da çok dikkat etmemiz lazım. Yani tam böyle tamam dediğimiz noktada artık bir şey, bir ilim olarak gelişiyorsun. Bir noktaya geliyorsun. Ve o geldiğin noktada da artık ahkamlar, kendi açından Kur'an'dan çıkarttığın hükümler oluşuyor. Hani bu da bir üst seviye. Hani ifrat ve tefrit noktasında. O üst noktaya geldiğimizde de bir bilgiler elde edindiğimizde de artık şu da oluşabiliyor. Kendi algımızın uyuşan müteşabihler buluyoruz kitabın içinden. Çünkü kitap açık. O da çok ilginç. O müteşabihleri çıkartarak diyoruz ki Allah'ın muradı bu. Bak Allah burada bunu diyor, burada bunu diyor, burada bunu diyor. Kendi kafamızdaki oluşturduğumuz olguyu okeyletecek söylemleri çıkartıyoruz. Yani Kur'an'a şu anda söyletiyoruz. Kur'an'a söyletiyoruz. Şu anda Müslümanların arasındaki ayrışmalar da buradan oluşuyor. Ne oldu şimdi? Beraberdik. Şimdi aynı yoldaydık. Aynı şeyi söylüyorduk. Ne oldu da şimdi hemen ayrılıverdik? Gruplaştık. Cılık oldu, celik oldu yani. Ne oldu yani bir anda? İşte asıl tehlike boyutu da burada. Allah'ın bizi her yönden vasat olmayı kaynaktan alırken kendi benliğimize güvenerek değil, kendi özümüze yani Rabbimize güvenerek hareket etmeyi lütfetsin inşallah.
duyguda özgür, davranışta hür olmayı lütfesin. Bunun için de sağlıklı olmamız gerekir. Sağlıklı bir gün diliyorum, gece diliyorum. Rabbim bizi korusun. Amin. Bu gecenin, bugünün şerlerinden de Rabbim bizi muhafaza etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Ben de konuya şimdi güzel bir yere getirdik. Ali İmran suresi 103 ayetiyle toparlamak istiyorum. Bu ayeti okuyarak kapatmak istiyorum. İsnaüzübillah. Hep birlikte Allah'ın ipini sımsıkı tutunun ve ayrılığa düşmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir zamanlar birbirinize düşmandınız da o kalplerinizi kaynaştırması sayesinde kardeş oldunuz ve yine ateş çukurunun tam kıyısında bulunuyorken sizi oraya düşmekten korudu. İşte Allah ayetlerini böyle açıklıyor ki belki doğru yolu bulursunuz. Yüce Allah bizi ayrılığa düşmeme konusunda çok ciddi anlamlarda uyarıyor. Az önce bahsettiğiniz gibi çok aynı Kur'an'ı da aynı ayetleri okuyup da çok farklı şey, anlam çıkararaktan birbirinden çok ayrılığa düşme noktası da söz konusu. Farklı kaynaklardan Kur'an dışı kaynaklardan faydalanarak geleneği esas alarak ayrılığa düşmek de söz konusu. Bunların hepsi yani zaten gündemimizde sürekli olan işlediğimiz konulardan ama bağımlılık noktasında da bunları da işlememiz çok güzel oldu hocam. Elhamdülillah. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tüm Kur'an ve Fıtrat dinleyicilerine yayınımıza katıldığınız ve bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tüm Kur'an gönüllülerine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya inşallah bu konuyu biraz daha ayrıntılı olarak dallarını ayırarak işlemeye çalışacağız. Bağımlılıklarla alakalı madde bağımlılığı veya diğer bütün bağımlılıkları masaya yatıracağız. İnşallah konunun uzmanı Fatih Kılıç Arslan Bey'i de davet edeceğiz. Gelmesine de inşallah ümit ediyoruz. Kendisine henüz bir şey söylemedik. Diğer konuklarımızla da birlikte konuyu daha ayrıntılı olarak işlemeye devam edeceğiz diyerekten vedalaşıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Önümüzdeki hafta tekrardan hep birlikte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hayırlı geceler. Hadi geçelim.